30 Mart saat 19 STV Ana Haber'de günün gelişmeleriyle ben Soner Yüksel sizlerle birlikte olacağım. Günün tabii ki en sıcak gelişmesi Eskişehir Spor'a dair. Eskişehir Spor kendi evinde, kendi seyircisi önünde Akhisar Spor'u konuk etti. Akhisar Spor'la yapılan mücadelede 7 haftalık bir hasreti sona erdirdi. Eskişehir Spor zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrılmayı bildi. Maçın kahramanıysa maçın sonlarında gösterdiği performansın yanı sıra bir de penaltı kurtaran kaleci Efehan oldu. Kullandı köşe vuruşunu. Ön direkte açılan top, bir şut ve gol! Eskişehir Spor TFF 2. Lig 32. hafta mücadelesinde Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Akhisar Spor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Dakika 60, Eskişehir Spor 1, Akhisar Spor 0. Karşılaşmadan önce Eskişehir Spor 18 puanla ligde en son sırada yer alırken, Akhisar Spor da 29 puanla düşme hattında 16. sıradaydı. Eskişehir Spor 61. dakikada Hasan Alp Altınoluk'un golüyle 3 puana ulaşarak puanını 21'e yükseltti. Topu tamamlayan isim Hasan Alp Altınoluk. Eskişehir Spor 1, Akhisar Spor 0. Çok şükürenlik abi, golümü de attım. Çok mutluyum. Hocalarımız sağ olsun bize ilgileniyorlar. Bize gerekli desteği, motivasyonu veriyorlar. İnşallah biz yine elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar da gideceğiz. Eskişehir Spor altın değerindeki bu 3 puanla adeta hayat bulurken Akhisar Spor'sa 29 puanda kaldı. Yani çocuklarımızla konuştuk. Bundan sonraki maçlarımızda sonuna kadar aynı ciddiyette çalışacağımızı, sonuna kadar bu işi kovalayacağımızı söyledik. Onlar da sağ olsunlar. Zaten bize yeterli katkıyı vermeye çalışıyorlar. Ellerinden geldiğince vermeye çalışıyorlar. Bugün de çok iyi mücadele ettiler. İstediklerimizi sahaya yansıttık. Zaman zaman tabii ki hatalar da yaptık normal olarak. Bugün lehimize sonuçlandı maç. Onlara çok teşekkür ediyorum. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Sezgin Coşkun'un ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesine hakem penaltı çaldı. Eskişehir Spor kalecisi Efehan Kaptan penaltı atışında kalesinde devleşti ve Yusuf Kanal'ın kullandığı penaltıda golü önleyerek takımının 3 puana ulaşmasında aslan payının sahibi oldu. Akhisar Spor bize puan farkı olarak en yakın rakipti. Eğer Allah korusun yenilseydik, eğer puan farkı daha açılacaktı. Maçı yendiğimiz için çok mutluyum yani kendi taraftarımızın önünde. Dün akşam Eskişehir Ticaret Odası Meclisi'nde önemli gündem başlıkları vardı. Tabii başlıkların önde geleni hepimizi de ilgilendirdiği için belki de çay ve fide fiyatlarındaki güncellemeydi. Zira hani koşullar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, Ramazan ayı da geliyor. Bir pidenin fiyatının artması ya da çay fiyatlarının artması ya da o temel tüketim maddesi dediğimiz her gün bir şekilde tüketmek zorunda olduğumuz ürünlerin artması çok kabul edilebilir değil. Ama niye bu artışı yapıyorsunuz diye de esnafa ya da üreticiye de çok bir şey diyemiyoruz. Koşullar, şartlar, enerji girdileri, maliyetleri, her şey ortada. Bununla ilgili gündemin yanı sıra Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili gündem de vardı. Burada ETO Başkanı Metin Güler bir konuşma yaptı ve kararın Eskişehir lehine sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Ve bundan sonra Hasan Polatkan Havalimanı'nın daha iyi çalışması için mücadele edeceğiz dedi. Eskişehir'i keşfet sloganıyla hayata geçirilen ve sağlık turizmini de biraz kapsayan, dolayısıyla Hasan Polatkan Havalimanı'nı da kapsayan projeden de bahsetti. Eskişehir Ticaret Odası Mart ayı olan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kafeteryalar için azami fiyat tarifesi güncellendi. Buna göre bir bardak çaya %50 zam yapılarak fiyatı 5 liradan 7,5 liraya çıkartıldı. Ardından pide fiyatlarında da güncelleme yapıldı. Geçen yıl 3 liradan satılan 280 gram pidenin bu yıl 270 gramdan 5 liraya satılmasına karar verildi. Gündem maddelerinin ardından bir konuşma yapan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Hasan Polatkan Havalimanı'ndan uçuşların devam edecek olmasına sevindiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kafasına göre karar aldığını söyleyen Güler şu ifadelerde bulundu. Bir karar alınırken bu kararda öncelikle biz odalarımız var, vekillerimiz var, şehrin valisi var, yani uçuşları sağlayan üniversite var.
Bürokratlar var ama işte Sivri Havacı Genel Müdürlüğü kendi kafasına göre bir karar alıyor. Kimseye sormadan, danışmadan daha sonra şehir bununla uzun süreden beri de meşgul oluyor arkadaşlar. Oda olarak bu işin başından beri takipçisi olduklarını belirten Güler, çok emekleri olduğunu vurguladı. Bizim niyetimiz burada üzüm yemek, onu özellikle izah etmek istiyorum. Ama şunu söylemek isterim ki siz değerli meclis üyeleri, bunu da bilmenize fayda var. Çok emeğimiz var, çok uğraşımız var. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ayrıca Avrupa'daki 3. kuşak Türkleri Eskişehir'e çekebilmek için Eskişehir'i keşfet sloganıyla projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Güler, Eskişehir için pozisyon aldıklarını söyledi. Şu an itibariyle Brüksel'de Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde afişlerimiz asılmış durumda. Bunu şunun için yapıyoruz. Üçüncü kuşağı buraya getirmek meselesi çok önemli ve çok değerli. Eğer biz bu 100 bin yolcuyu atıyorum 125 bine çıkartabilirsek, öncelikle işte bu konuştuğumuz meseleler artık ortadan kalkar. 150 bine çıkartırsak yine bu meseleler ortadan kalkar. Asıl mesele burada kendi ekonomik hayatına nasıl değer katabileceğimizi planlıyoruz burada biz. Eskişehir'den farklı illere uçuşların yapılması için mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Güler konuşmasını şöyle sürdürdü. Siz sahip çıkmazsanız, siz kent milliyetçiliği noktasında projelerinize sahip çıkmazsanız, siyasetin dışında konuşuyorum, kentin tüm aktörleri, bu tarz, ben şunu istiyorum, Bodrum'a da uçmak istiyorum, Antalya'da uçmak istiyorum, buradan Diyarbakır'a uçmak istiyorum ve iki ayaklı uçuşları gerçekleştirmek istiyorum. Bırakın bunun gitmesini, kapanmasını veya işte başka bir yere alınmasını. Eğer şu anda biz Van'dan buraya tek ayak basıp buradan Bodrum'a taşıyabiliyorsak, atıyorum Trabzon'dan buraya tek ayak basıp buradan Antalya'ya yolcu taşıyabiliyorsak, bu çok büyük değer bizim için arkadaşlar. O yüzden öncelikle bu meseleyi kapatıp bundan sonraki süreçte kent noktasında tüm aktörlerin içinde olduğu bir planlamayla bu işimiz arkasını bırakmayacağız. Onu da özellikle ifade etmek istiyorum tüm meclis üyelerimizle birlikte. Önemli olduğunu düşünüyoruz bu projenin. Zira Eskişehir'in, evet, Hasan Polatkan Havalimanı sorunu çözüldü ama çok daha fazla hacme ihtiyacı var. Sağlık konusunda da iddialı bir şehir. Özel klinikler, özel hastaneler, kamu yatırımlarının yanı sıra. Dolayısıyla umarız hedefine ulaşır. Umarız hacim Eskişehir ticareti, ekonomisi adına giderek artar. Sadece tabii ki şehir değil, ülke adına da bunu temenni ediyoruz. Çünkü haberin girişinde de dile getirdim. Hani insanların günlük temel tüketmesi gereken gıdalar var her şeyden önce ve ne yazık ki gıda enflasyonu kontrol edilebilir değil, kabul edilebilir hiç değil. Bugün Eskişehir'in ünlü pazarlarından biri, Çarpa adıyla bilinen Çarşamba Pazarı vardı. Çarşamba Pazarı'ndan gelen fiyatlar, etiketlerdeki rakamları görüp de gözlerin pal taşı gibi açılmaması mümkün değil. Zira hani herhangi bir gelir durumu orta direk diye tabir ettiğimiz kesimin bile gidip bir pazar arabasını doldurması mümkün değil. Ramazan yaklaşıyor. Hani acaba Ramazan'ın yaklaşmasıyla ilgili kimileri gereği, kimileri de fırsatçılık yaparak mı fiyatları katladı bilmiyoruz. Ama işte bir marulun 13 liradan 15 liradan satılması, bir patatesin kilosunun 10 lira 11 lira olması, kilogramının, bakın, domatesin 20 lira olması, fasulyenin 40 lira olması, bunlar dar gelirli, hepimiz için dar gelirli insanlar adına, yani 10 bin liranın altında maaş alan insanlar adına gerçekten ne yapacağız diye kara kara düşündürüyor. Bu konularda da hani ticaret odasından bahsettik, hem ticaret odası hem diğer ticaretle ilgili herkesin net bir tavır ortaya koyması gerekiyor diye düşünüyoruz. Zira iktidara sesleniyoruz ama onlar da yapabilecek bir şey olmadığını söyleyemeseler de gösteriyorlar. Devam edelim biz bültenimize. İkinci Yüzyıl Derneği tarafından Ankara'da bir ödül töreni düzenlendi. Başarılı yerel yönetim projeleri ödüllendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen de ödül alanlar arasındaydı. Büyükerşen'e ödülünü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takdim etti. Şimdi geleceğe umutla bakan nesiller için İkinci Yüzyıl Derneği Yerel Yönetimler Proje Ödülleri töreni 29 Mart Salı gecesi Ankara'da gerçekleştirildi. Metin Işık tarafından kurulan İkinci Yüzyıl Derneği'nin düzenlediği gecede projeleri değerlendirilen yerel yönetimlerin belediye başkanları ödüllerini aldı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Eskişehir'in
Eskişehir yapan, daha doğrusu Eskişehir'i yeni ve çağdaş bir kent yapan, Bursa ile Ankara arasında çölde bir vaha gibi yeşerten olağanüstü güzel bir çaba sergiledi. Hepinizin huzurunda Yılmaz hocamıza gerçekten teşekkür ederim. Belediye başkanlığı konusunda güzel çalışmalar yaptınız. Dolayısıyla her güzel çalışmayı da takdir etmek aslında hepimizin ortak görevi olması gerekir. Ödül alan bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Konuşmalarının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yaşam boyu onur ödülünü takdim ederken, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a uluslararası vizyon ödülünü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da belediyenin Başkent Kart projesi nedeniyle ödülünü verdi. Onlarca projenin ödüllendirildiği gecede Kemal Kılıçdaroğlu'nun törenden ayrılmasıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen diğer belediye başkanlarına ödüllerini takdim etti. Gecede Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da ödül alan belediye başkanlarının arasında yer aldı. Tören sonrası konuşan Başkan Büyükerşen, geceyi düzenleyen 2. Yüzyıl Derneği'ne teşekkür etti. 2. Yüzyıl Derneği bu yıl yerel yönetimlerde başarılı belediyelere ödül veriyor. 2. Yüzyıl son derece önemli bir dernek. Bir yayın organı var. Bu yayın organında 2. yüzyılda milletimizi, dünyayı bekleyen yenilikler neler olacak, nasıl bir gelişme gösterecek belediyecilik hizmetleri, bu konularda düşünce sahiplerinin yazılarına, makalelerine, sayfalarında yer veren bir dergiye sahip. Ödül törenine katılan CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jalin Ürsüllü de Eskişehir Belediye Başkanlarının Türkiye'ye örnek gösterilmesinden gurur duyduklarını belirttiler. İkinci Yüzyıl Derneği'nin ödülünü aldılar 3 belediye başkanımız da. Dolayısıyla gurur dolu bir akşam bizim için bu akşam vekili olarak. Çok mutluyuz. Biz zaten Eskişehir liler olarak biliyoruz başarılarını ama bunun Türkiye'de biliniyor olması, işte Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını konuştuğumuz bir dönemde, gelecek yıl ikinci yüzyıla gireceğiz. Yılmaz hocamızın, Ahmet başkanımızın, Kazım başkanımızın Türkiye'ye örnek gösteriliyor olması bizi son derece gururlandırdı. İkinci Yüzyıl Derneği Yerel Yönetimler Proje Ödülleri Töreni toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. Sivrihisar'da bulunan tarihi Kumacık Hamamı onarılmayı bekliyor. Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Bekir Kalır, hamamın yok olmaya başladığını ifade etti. 615 yıllık yapının turizme ve Sivrihisar'a kazandırılmasını beklediklerini ifade etti. Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Bekir Kalır, Sivrihisar'da bulunan tarihi Kumacık Hamamı'nın yıkılmak üzere olduğunu söyledi. Yetkililere seslenen ve tarihi hamamın bir an önce restore edilmesi gerektiğini belirten Kalır, 615 yıllık yapının turizme ve Sivrihisar'a kazandırılmasını beklediklerini ifade etti. 4 yılındaki hamamın halini gösteriyorum. Henüz duvarları falan yıkılmamış. Rahatlıkla restorasyonu yapılabilecek bir konumda. Geçen yılki 2021 yılındaki mevcut hali 24 Mart 2022'de, üzülerek söylüyorum ki durum budur. Sivrihisar Eğitim Kültür Dayanışma Vakfı olarak tüzüğümüzde ifade edilen amaçlarımızdan olmasından dolayıdır ki önemli bir tarihi yapının gelecek kuşaklara aktarılması hususunda kamuoyu oluşturulması için bu toplantı düzenlenmiştir. İnanıyoruz ki sizlerin desteğiyle kamuoyu oluşması halinde ilçemizin ve ilimizin asırları aşan ömürdeki 615 yıllık bu güzel yapısının varlığını daha uzun yıllar sürdürmesi sağlayacaktır. Bu anlamda Sayın Valimizden, Sayın Sivrihisar Kaymakamımızdan, Sayın Sivrihisar Belediye Başkanımızdan, konuyla ilgili tüm mülki amirlerimizden konuya hassasiyet ile yaklaşmalarını, yüksek makamlarını arz ediyoruz.
Bilecik'te de ulaşım zamlandı. Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından ham petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle şehir içi dolmuşlara bir ay arayla ikinci kez zam talebi yapıldı. Yeni tarife ile birlikte tam ücretin 6 lira, öğrencinin ise 5 lira olması bekleniyor. Bir ay önce Bilecik'te şehir içi dolmuşlarda tam ücretler 3,5 liradan 4,5 liraya, öğrenci ise 3 liradan 4 liraya çıkarılmıştı. Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın onayıyla şehir içi dolmuş ücretlerine yeniden zam talep edildi. Talep edilen zamma ilişkin dolmuşçular Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'na yazdıkları dilekçede halen devam eden pandemi süreci nedeniyle düşen yolcu sayıları, ham petrol fiyatındaki ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle gelen motorin zamları minibüs esnafını çok zor durumda bırakmıştır. Motorin fiyat artışları devam etmektedir. Çalışan ücretleri yüksek enflasyon nedeniyle yedek parça, bakım ustalık giderleri oldukça yüksek maliyetlerdedir. Açıklanan nedenlerden ötürü zam talebi zaruri hale gelmiştir denildi. Yeni ücret tarifesi şehir için normal tam ücret 6 lira, şehir için normal öğrenci ise ücret 5 lira olarak talep edildi. Öte yandan istenen zammın Bilecik Valiliğine sunulduğu öğrenildi. Akciğer kanserine yakalanan babasına gereken ilaçları karşılamadığı gerekçesiyle SGK'ya dava açan avukat Furkan Emir Öge davayı kazandı. SGK'dan yaklaşık 600 bin lira geri ödeme alan Öge, böyle bir durumla karşılaşan kişilere hukuki yola başvurmaları tavsiyesinde bulundu. O ödemiş olduğu bedelin mirasçılara ödenmesini sağlıyoruz. Kanser tedavisi için gerekli olan bazı ithal ilaçlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmıyor. Bu konuda SGK'ya dava açıldığı takdirde ise olumlu sonuçlanarak ilaçların bedeli alınabiliyor. Eskişehir'de avukatlık yapan Furkan Emir Öge, akciğer kanserine yakalanan babası için gerekli ilaçların karşılanmamasından dolayı dava açtı. Davamızı açtık, tedbir kararını aynı gün çıkarttık. Tedbir kararı da şudur. Bu arada SGK'ya... Tabii SGK'ya yönlendiriyoruz davayı. Direkt davalı SGK. Ardından tedbir kararını aldık. Tedbir kararı da şudur. Yani dava boyunca tedavinin kurum tarafından karşılanacağına dair bir karar. Konuyla ilgili hukuk zaferi kazanan avukat Furkan Emir Öge 600 bin lirayı geri ödeme aldı. Bizim ödemiş olduğumuz yaklaşık 170 bin lira gibi bir bedel vardı. Sonrasında da karşılanan... Bizim için karşılanan 500-600 bin lira gibi bir rakam oldu. Sonra biz davamızı kazandık. Ardından... Bu arada bu süreç ne kadar sürdü, dava süreci? Ya, en uzun dava açıkçası benim kendi babamın davası sürdü. Benim için 2 sene sürdü dava. Öge tüm hasta ve yakınlarına böyle bir durumla karşılaşıldığında hukuki yollara başvurmaları tavsiyesinde bulundu. Yani bu davalarda aldığımız her iyi haber hastalardan özellikle, yani dava bütün müvekkillere söylüyorum, yani bir hasta yakın olarak... Dava kazanılır, kaybedilir. Yani bu süreç illaki bir şekilde sonuçlanacak. Önemli olan hastaya bu tedavinin iyi gelmesi. Yani her Furkan Bey, işte biz tedavi görüyoruz, bizim raporumuz iyi geldi dediklerinde kendimi iyileşmiş kadar seviniyorum. İnşallah bu şekilde de devam eder. Siz buradan daha çok aslında bu hastalıkla mücadele eden kişileri böyle bir yol seçebileceklerini duyurmak istiyorsunuz. Aynen öyle. Eskişehir Aşık Nurşah, Ukrayna'daki saldırılardan etkilenerek yazdığı deyişlerle savaşa dur dedi. Sabırlar içinde vicdan yürümüş. Aşık Nurşah olarak bilinen ve asıl adı Nurşen Mert olan Eskişehirli sanatçı, Ukrayna'daki askeri saldırılara çok üzüldüğünü dile getirerek yazdığı manilerle Rusya Devlet Başkanı Putin'e tepki gösterdi. Bir baktım televizyona, savaş. Allah'ım yarabbim dedim, bu savaş lafı ne? Onu dinledim. Yattım, üzüldüm. Sabah kalktım, savaş başlamış. Ey Nurşah dedim. 68 yaşıma girdim sevinirken, 68 yaşıma girerken dedim, savaşla yattım, savaşla uyandım. Ki dedim, bak neler oluyor. Ondan sonra kalem elimden düşmedi yavrum. Keşke oralarda olabilse. Keşke feryadı figan etsin. Televizyonda izlediği görüntülerden sonra çok etkilenen Aşık Nurşah, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye destek verdi. Ukrayna'nın yazgı masumlar, o çocuklar halen daha o savaşın içinde oynuyorlar.
Kadınlar çocuk doğuruyor. O savaşın içinde, bombaların içinde. Yani bu beni öyle çok etkiledi ki anneler ağlıyor. Zelenski masum. Öyle yazık. O kadar öleni var, o kadar zulümler var. Her yer yanmış, yıkılmış. Halen gel konuşalım diyor. Şu büyüklüğe bak. Cennetin anahtarını almış. Her gün haberleri izledim. Haberlere göre şiir yazdım. Üzüntüsünü kağıda döken Aşık Nurşah, deyişleriyle savaşa dur dedi. Mutlu musun Putin katliamın ile? Hangi dola bilmem, adın konduram. 24 Şubat bugün, 24 Mart. Ukrayna'yı yıktın, koymadın bir fert. Dualar söylerim. Allah'ım bu savaşları durduram. Allah'ım bu savaşları durduram. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, 3. Bölge Müdürlüğü içinde Eskişehir'in de dahil olduğu bölge için toz taşınımı uyarısında bulundu. Eskişehir ve çevresine toz taşınımı uyarısı geldi. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan uyarıya göre 31 Mart Perşembe ve 1 Nisan Cuma günleri Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya illerinin yer aldığı bölgede Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Vatandaşlar toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıldı. Bağışıklık sistemi için turşu suyu önemli. Tabii Covid süreci de dahil olunca biz bağışıklık sistemine daha çok önem vermeye başladık. Eskişehirlilerde bu vesileyle turşu suyuna büyük ilgi gösteriyormuş. Hatta Eskişehirli bir turşucu günde ortalama 80 litre turşu suyu sattığını söylüyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen turşunun birbirinden farklı çeşidi bulunuyor. Eskişehirlilerse son dönemde kozalak turşusu, çağla badem turşusu, kiraz turşusu ve kızılcık turşusu gibi farklı turşulara ilgi gösteriyor. Kozalak turşusu, çağla badem turşusu, kiraz turşusu, kızılcık turşusu ve elimizde olmayıp satılan yumurta turşumuz vardı, muz turşumuz vardı. Mesela yumurta turşumuzu bir bayağı aşermiş. Ona satmıştık yumurta turşusu. Yani şu an elimizde olanlar bunlar. Talep nasıl bunlara? Kozalak turşusuna çok talep oldu. Biz denemek için yaptık. Bunun suyunu içiyorlar. Şekeri iyi geliyormuş özellikle. Biz görsel amaçlı yaptık ama isteyen çok oldu. Bir dönem yapıp sattık. Ama 23 yıldır Eskişehir'de turşuluk yapan Ünal Atalay, günde ortalama 80 litre turşu suyu sattıklarının da altını çiziyor. Yani turşu suyuna bu pandemiden dolayı neden turşu suyuna? Bu turşu suyunun içerisinde lahana suyu, pancar suyu, elma sirkesi, sarımsak suyu, bunların hepsi birleştiği zaman biz bir de bunu günlük yapıyoruz. İkinci günü bırakmıyoruz, koruyucu atmıyoruz. Müşterilerimize de en fazla 3 tane veriyoruz mesela. Çünkü koruyucu olmadığı için belli bir süre sonra beyazlamaya, barlanmaya başlıyor. En çok bu aralar turşu suyumuza talep var. Hepsi bitiyor o zaman bir günde. Tabii biz bunu günlük yapıyoruz. Kaç litre satıyorsunuz? Yani bunu dolduruyorum. Bu yaklaşık bir tanesi 20 litre, diğeri de 20 litre alıyor. Bir de ayrıyeten 20'şer litre daha ekliyoruz üzerine. Yani 160 litre neredeyse o zaman. 40-80 litre günde ortalama gidiyor. Evet. Saat 20'de Fikir Meydanı var. Eskişehirli gazeteciler şehrin gündemini yorumlayacak bu hatırlatmayla. Ben de aranızdan ayrılıyorum. Daha güzel haberlerle yarın görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. STV Haber.